7 tane cami geziliyor İstanbul'da. Nedir? Kadınların cami cami dolaşmaları uygun değildir. Çünkü hadis-i şerifte kadının ibadetinin, namazının, zikrinin en faziletli yeri evinin en ücra köşesidir. Camilerde hanımlar kısmı var. Hanımlar, var? Hanımlar kısmı, hanımlar gidebilir. Fakat İslam'ın bidayetinde öğrensinler diye tatbikatları davet edildiler. Sonradan da, yani ben yasak demiyorum. La temne'u ima Allah mesacidallah. Allah'ın kadınlarını, kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin diyor hadis-i şerif. Tabii yani buna inanan, inanmayanın sevabı yoktur. İnanmayan yapmasın bir şey zaten. Öyle inan, şüphelen. Acaba ahiret var mı? Sabaha kadar da uykusuz kaldık, 50 rekatta namaz kıldık. Bir de yoksa boşuna gitti. Bunu diyen, şüphelenen kılmasın. Yaşar Nuri Öztürk dedi ki teravih namazı yok. Peygamberimiz yasaklamıştır. Böyle men etmiştir. Doğru anlatamadılar. Teravih namazı yoktur dedi. Şimdi şöyle diyor, peygamberimiz diyor bu isimle kılmamıştır. Şimdi bununla biraz laf ebeleyeceğim, bazılığına giriyor. İşte, teravih namazı var. İsminin teravih, sonradan teravih denmesi, ona o ismin konması onun aslını inkar etmez. Yok. Yanlış mı bilgilendiriyor? Bir rekattır, yanlış bilgilendiriyorlar toplumu. Günah mıdır bu peki hocam? Günah. Vebal mi alınır? Nasıl günah? Vebal alınmaz olur mu ya? Adam 20 kılacakken 8 kılıyor. Yani sen burada şimdi... Şimdi kılmayanlar var, bir sürü bunlar duydular mesela. Camiye gitmedi 8, kimse. 8 kılıp çıkan var. Ne olacak ondan? Ondan sonra tabii burada yani bir insanı namaza başlatan, namaz kıldıran, onun sevabının bir mislini aldığı gibi kılmayan, şimdi teravih kılmayana da biz günahkar demeyiz. Farz değil. Sevap Ramazan'da her yapılan secdeye Allah Teala cennette bir ağaç diker. Bu batıl görüşleri söyleyen hocalara uyanlarla o uyulanlar kavgaya girişecek. Ahirette bunlar diyecek ki ona, ya ben 20 kılıyordum dedi, sen beni sapıttın diye. Namaz 5'ti, sen 3'e indirdin. Yaşar Nuri Hoca ile o az kılanlar ahirette mi hesaplaşacak? Yani ben şimdi sen isim verip de beni ondan çatıştın. O söyledi canım, estağfurullah. Babacığım, kim kimi saptırdıysa, saptıranla ona uyup sapanlar ahirette kapışacak. Bu sefer onlar, biz sizden beriyiz, uzağız. Niye bizi dinlediniz? İple mi çektik? Zorla mı kıldırmadık? Diyecekler. Ah, onlar da diyecek, ah bir daha dünyaya dönsek de bu saptıran hocaları dinlemezdik diyecekler. Bizim kaynağımız bu değilse 1400 sene sonra yeni din mi geldi ya? Sen şimdi gitmiş Kasımpaşa'dan ufuk gözlüyor. O uçaktan, yani ufkun çizgisine sen orada, evet eskiden diyelim dağlarına yüksek seviyeden o çizgiyi görüyorsun. Bir de bu iplik diyor zaten. Yani, ufuğa bakıp da Allah'ın dini değişmez ki. İplik, kara iplik. Niye iplik diyor? Öyleymiş. İplik ince de onun için Kur'an iplik diyor. İplikten kastı ne? Ufuktaki çizgi. Peki hocam, şunu da merak ediyorum. Ölülerle biz irtibata geçebilir miyiz hocam? Böyle ruh çağırmalar falan. Ruh çağırmalar caiz değildir. Bir evliya, bir Allah dostu orada Ayetel Kürsi okusa, hangi ruh çağıran gelse o fincanı oynatamaz. Abdestsiz namaz kılınır mı? Kur'an tutulur mu ya da okunur mu? Abdestsiz, abdest iki kısımdır. Gusül abdestin yoksa Kur'an tutulmaz da okunmaz da. Namaz kılınmaz. Namaz abdestin, küçük abdestin yoksa namaz abdestin, Kur'an okunur. Abdestsiz Kur'an okunur. Abdestsiz Kur'an okunur ama namaz abdestin yoksa, boy abdestin yoksa okunmaz. Namaz abdestin yoksa okunur, efendim tutulmaz. Her insanı koruyan melekler olmasa, o kaza belalar görüyorsun ya, bazı mobese kameralarına takılmış falan. Yani bir bakarsan onların nasıl öyle 3-4 tane oluyor? Onların çok daha fazla olması lazım o kadar hızlı gidişlerde. Hep o korumadır. O kaderi olan takdir, o kaza olacak olana müsaade verilir. Yoksa melekler hepsi koruyor. İnsanlar rehberlik ediyorlar yani. Gözcü melekler var diyor ayet, Rahat suresi. Allah'ın belalarına karşı insanı koruyan melekler. Bunlar 100-160 tane melek. Lev-u muakkibatün. Minbeyniye takipçi melekler var. Bu Müslüman kafir değil. Bir de aklıma gelmişken, bu türbeleri gidip el açıyorlar, dua ediyorlar, tel kesiyorlar, kalem sürtüyorlar. Onlar caiz değildir. O günah mı giriyor? Yani... Örf adet, cahilliğinden yapıyorsa günah demem. Ama o yaratacak, onun elinden gelir, o ölüden bir yaratma bekliyorsalar dinden çıkar. Ama bizim halkımız yaratma beklemiyor. Onu aracı yapıyor, yüzü suyu hürmetine vesile ediyor. Vesile etmek caizdir. Ama vesile edilen adamın da Ebayübelen Sari gibi falan mübarek olması lazım. Yoksa Hazretleri gibi. Tabii, yoksa yatır katır işine döner. Yani o başka bir hikaye. Neden hocam, bizim ayrıcalığımız ne? Bizim ümmetin hayırlılığı peygamberimizin üstünlüğünden. Şimdi her peygambere göre ümmeti kıyaslanıyor ama en üstün peygamberi en sona bıraktığı için onun ümmeti de otomatikman en hayırlı ümmet oluyor. Hatta buna
Yahudi ve Hristiyan, yani eski ümmetler, şimdiki Yahudi Hristiyanları kastetmiyorum, onlar batıldadır. Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam'ın ümmetleri, hak olan ümmetleri itiraz ediyorlar. İtiraz derken mahşerde sorar gibi, ya Rabbi biz daha fazla ibadet ettik. Haksızlık baktınız. Değil, o. Haksızlık değil, neden? Allah Teala'nın cevabı Buhari hadisinde şöyle geçiyor. Ben size şunu yaparsanız şunu vereceğim, şunu yaparsanız cennet, saray, köşk, hizmetçi, neyse. Ben size vaatlerde bulundum mu kitaplarınızda? Bulundum. Siz de bunları şunları yaptınız mı? Yaptınız. Ben buna karşılık size cennette vaat ettiğim yerleri verdim mi? Verdim. Bu benim fazladan vereceğimdir. Dilediğime veririm. Dilediğime size var. Zulüm yaptın mı? Yani sözümden caydın mı? Sözümü bozdun mu? Yok. Eksik verdin mi? Yok. Yok. Bunu ben sizinle pazarlıkta yoktu. Bu lütfumdur. Dilediğime veririm. Bizim ümmete bunu verdi. Bizim ümmetin de çilesi çok ya. Niye hocam? Görüyorsunuz yani çok düşman var. Din düşmanlarının kuvveti, dünyada kafirlerin ağır basması. Bütün görüyorsunuz açlık, kıtlık, sefal İslam coğrafyasında. Savaşlar hep İslam. Hocam bu bayramda tatile gitme işlerini ne diyorsunuz? Herki acentalar doldu taştı otobüslerde hiçbir yerde. Yani. Sefer özgürlüğü var. Yani Allah Teala gezin diyor. Yani, sakınca var mı? Gezin diyor. Ayetlerimi görün, ibret alın. Tabii köylere gidenler sılay rahim sevaptır, ibadettir. Akraba ziyaret eder, tatil öbür türlü giderse. Akraba falan yok canım, Antalya'ya gidiyor millet İstanbul'a. Gittiği yere bakar. Bodrum'a gidiyor. Ya bana ne Bodrum'a giderse, gittiği yere bakar diyorum sana. Yani gittiği yer günah işlenen bir yerse günah girerse. Denize girecek adam girerse, canım. Sevap işler. Kadın erkek karışık girerse caiz değildir, günah girer. Ama tatile gitmekte bir sıkıntı yok. Tatile gitmekte bir sıkıntı tabii yok. Genel manada ne var? Şeker bayramı deniyor. Yani. Ramazan Şerif bayramı. Fıtır bayramıdır Arapçası. Nedir? Şeker diyoruz mesela. Hani şeker ağzımızdan kaçıyor. Için, şeker dağıtıldığı için onun İslam örfünü bozmamak için Ramazan bayramı diyelim. Yani fıtır biraz zor. Fitre de oradan gelir. Fıtıra. Fıtır yaratılıştır. Yaratılışına işte şükür içine fitre veriliyor. Dolayısıyla fıtır bayramı, Ramazan bayramı denebilir. Şeker bayramı diyen de illa günah girdi demiyoruz ama İslam'ın örfünü, geçmiş büyüklerin adetlerini bozmamak için, kültürümüzü de koruma açısından. Kur'an-ı Kerim'e bakarak gaybden haber vermek mümkün müdür gelecekten? Şu olacak, bu olacak, bir ebced hesabı yapılıyor mesela. Kur'an-ı Kerim'e bakarak Kur'an-ı Kerim gelecekten haber veriyorsa o verilir. Hadis gelecekten haber veriyor, kıyamete yakın şu çıkacak, bu çıkacak, deccal, yecu. Bunlar hep ayette, hadiste var. Bunlar haktır. Ebced? Ebced hesabı kesin ilim ifade etmez. İhtimal ve hava raporu gibidir yani. Ya yağar ya yağmaz. Ya tutar ya tutmaz. Ama ebced hesabı, efendim ben bu ebced hesabıyla bu tarihi çıkarttım. Öyleyse milletin inanması lazım. Hiç öyle inanması lazım değil. Ama biri de inansa da gavur oldu demeyiz. Neden? Bir hesap ve tahmine dayalı gittiği için. Ama gaybı ben biliyorum dese kafir olur. Ama ben bir hesaptan çıkarttım buraya geldim derse kafir olmaz. Ama hesabını da ayet gibi millete dayatmamalı. Geçmiş ya da gelecekten biz haber alabilir miyiz? Geçmişten haber Kur'an'da, hadiste var. Geçmiş ümmetlerden onlar anlatılıyor. Tarih kitaplarında da eğer kaynaklıysa kabul edilebilir. Gelecekten haber gayba girer. Haber alabilmemiz için genel halkın en güzel haber kaynağı rüyadır. Yani rüyada insan başına geleceği görebilir. Rüya harici başka yöntem mi? Rüya haricinde tecrübe. Bazı şeyler bazıları tarafından denedir. Bu böyle olunca böyle oluyor. Onlar malum olmak. Dan kastım benim. Tecrübe. Malum olma meselesi bazı Allah dostlarına, velilere keramet olarak ilham yoluyla gelir. Peygambere mucize olarak bildirilir, evliyaya keramet olarak. Yalnız peygambere bildirilene herkes inanmak zorundadır. İnanmayan kafir olur. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya işte hadis-i şerifte deccal çıkacak, yecüc mecüc, güneş batıdan doğacak. Bunlara inanmak lazım genel olarak. Bunlar mütevatir konular. Bunlar gelecek haberleridir. Ama evliyanın birine bir şey ilham edildi. O da bunu birilerine paylaştı. Buna inanmaları iman şartı değildir. Hadis gibi değildir. Peki hocam son bir soruda. Kıyamet alametleri. Şimdi kadınlar çoğaldı falan. Bunlar kıyamet alameti midir hocam? Kadın nüfusun çoğalması örneğin. Yani kadın nüfusun çoğalması değil. Yani kıyamete yakın. Yaklaşıyor muyuz peki? Kıyamete yakın 100 kadına bir adam düşeceğine dair şu anda o durum yok. Ama yaklaşıyoruz yani. Yani kadın nüfusunun çoğalması derken o kadar, o çok çoğalıyor. 100'e 1 midir bu oran? Yani o çok, artık demek erkekler kırılacak. Yani o hadislerin şu anda vukuu yavaki olmuş diyemem. Ancak binalar çoğalacak, yüksek binalar çoğalacak. Dağdaki koyun çobanları şehre inecek,
büyük müteahhit olacaklar, zina çoğalacak, efendim bütün bu hadis-i şerifler, çocuklar ana babaya isyan edecek, çarşılar yaklaşacak.